Günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere karşınızdayız efendim. Hikmet Genç'le birlikte gündemi yorumlayacağız. Hepinize merhabalar diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Gazete manşetlerine hızlıca bir göz gezdirelim istersen. Neler var neler yok. Ama tamam. Sen ağırlıklı olarak yapmadığın bir şey yapacaksın. CHP'yi konuşacaksın herhalde. Gündeme CHP'yi alacaksın. İnsana hizmet devleti yüceltir. Star gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük devlet olmanın parayla değil insanlıkla ölçülebileceğini vurgulayarak bu sözü etti. Ne zaman? Dün ombudsmanlar toplantısı vardı. Uluslararası ombudsmanlar toplantısının ikincisi İstanbul'da Dolmabahçe'de düzenlendi. Burada yapmış olduğu konuşmada ifade etti. Milletle güçlü bağımız var. Derdimiz petrol değil de haberin alt başlıkları. Barış Pınar'ı eve döndürdü. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Avrupa Birliği ve Amerika Barış Planı harekatını durdurmak için Türkiye yönelik etnik temizlik, insanları göç ettirme iddialarının iddiaları gerçeklere çarptı diyor Akşam Gazetesi. Harekat nedeniyle bölgeden kaçırtılan insanların yarısı 40 gün içinde evine dönmüş Akşam Gazetesi'nin manşeti. Hürriyet'in manşeti bir garip. Açıkçası bunu uzun süredir konuşuyoruz ama bu cinayet meselesini cinsiyete indirgeme hatasına düşüyor bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama cezalar iniyor, kadınlar ölüyor manşeti. Bence doğru bir manşet değil. Şundan dolayı değil. Cezaların inmesi eğer bir sorunsa en nihayetinde ölen insan oluyor. Yani bu ölenin kadın ya da erkek ya da çocuk olması çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü istatistiklerde kadınların ölme veya da öldürülme, cinayete kurban gitme oranlarıyla erkeklere baktığınız zaman çok fazla bir fark yok. En nihayetinde bu cezaların cinayeti engellemesi konusunda eğer bir sorun varsa cümleyi ya da yorumu bunun üzerine kurmak gerekiyor. Eğer cezalar indiğinde insanlar ölüyorsa bu cezalarla ilgili belki bir şeyler yapmak gerekebilir. Yoksa kadınların ölmesi ya da erkeğin ölmesi bir anlam ifade etmiyor. En nihayetinde cinayet, cinayet kadın ya da erkek veya çocuk veya hayvan. Ölse de fark etmiyor ama manşetine bunu almış. Özellikle son 3-4 gündür medyada da dikkat çeken, cezaevinden çıkıp işte eşlerini, sevgililerini, yakınlarını öldüren ve daha sonra intihar eden tipleri toparlayarak bir haber yapmış ama sorun burada kadınların öldürülmesi değil. Bence cinayet oranlarına eğer artıyorsa bu olmalıydı. Hürriyet gazetesi belki de bu yönden dikkat çekerek böyle bir başlık yapmış ama kadın ölümünden değil cinayetlerin artması eğer cezaların inmesi nedeniyle oluyorsa buna dikkat çekmek gerekiyor. Alenen ekonomiye saldırdı. Amerika değil, Kemal Kılıçdaroğlu. Güneş Gazetesi bunu manşetine almış. Bu kadar da olmaz diyerek Türkiye'yi iflasa sürüklemek için tetikçilik yapan uluslararası derecelendirme kuruluşları bile ekonomideki hızlı dengelenmeyi itiraf etti. Kriz çıksın diye elini ovuşturan Kılıçdaroğlu'ysa açık açık ekonomiyi baltalamaya kalkıştı diyor Güneş Gazetesi. Bu ara BIST'in İstanbul Borsası'nın rekor kırdığını da hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyi konuşmasından sonra yükselmeye başladı ya. Değil mi? Hatta bu söylediği de kesintisi tersidir diye. Zaten iyi bir şey söylemesin. Yatırımcı. Ters tepebiliyor. Milliyet kendi kendine yeten Türkiye demiş. Savunma sanayi yetenek envanteri. Kısa adı yeten olana vurgu yaparak bu manşetten çıkmış. Yerli sanayinin kapasitesini ortaya çıkartacak yetenekler maksimum ölçüde kullanılacakmış bu yeten projesiyle. Sabah gazetesinin manşeti yürekleri dağladı ama bir anlamda da bir kentin, bir ilçenin nasıl kenetlendiğini göstermesi bakımından önemli. Şehidin bir vasiyeti vardı. Eğer ölürsem adıma cami yaptırın cümlesini kullanmıştı ve şehit oldu. Kim? Eren Öztürk. Ahlatlı Eren Öztürk. Ahlat ilçesi de bu vasiyeti sahiplenerek, bir araya gelerek, bağış yaparak bir cami inşa etmiş. Şehidin vasiyeti yerde kalmadı manşeti de sabahın gündemine çıkmış. Cumhuriyet gazetesi adakta bile şaibe demiş. Darül Aceze'yi hedef alan manşette çıkmış. Sözcü gazetesi Sakarya valisinden bir manşetle çıkmış bugün. Diğer gazetelerde yine gündeme ilişkin başlıklar var. Özellikle derdimiz petrol değil sözü Erdoğan'ın diğer gazetelerin manşetine çıkmış diyelim ve buradan başlayalım Hikmet. Evet. Sundum. Hangisinden başlamak istiyorsun? Evet, başlayalım dedim ama işte aşağı yukarı manşetlerin
dilinden bir bahsettik. Nelerden konuştuk. Tabii aynı zamanda bunun dışında tabii çok aktüel. Yani Türkiye'de medya böyle yürüyor. Ama bu mesela değnekçileri konuşacağız. Abi, yani bunları söylemiş olayım. Değnekçiler var. Yine türemeye başladı. İstanbul polisi bunlarla ilgili bayağı bir operasyon yapmıştı. Gözaltına almıştı. İspark'ın mesai saatlerinden sonra serbest bıraktığı, kullanımı serbest olan, ücretsiz olan yerlerine mesai saatlerinden sonra değnekçiler yeniden çökmeye başladı. Hı-hı. Bunu da konuşacağız. İstanbul polisi 108 liralık kabahatler kanunu kesmesi. Bu 108 lirayı ödeyip ben değnekçiliğe devam ederim mantığını geliştiriyor herhalde. Hürriyet'in manşetinde olduğu gibi yani cezalar düşüyor, cinayetler arttı derken 108 liralık kabahatler kanunu da bu değnekçileri engellemiyor. Normalde evet, bedava kullanmanız gereken alanları mesai saatlerinden sonra tehditle sizden para alarak bu alanları kullanıyor değnekçiler. Bununla ilgili olarak evet, İstanbul Polisi'nin belki yeniden bir operasyon yapması lazım ama valla polise de yazık. Yani 108 liralık cezayı adam öderim diyor. Değnekçiliğe devam ederim diyor. Yani hani topladığı para zaten bir gecede onun kat be kat tabii üzerinde. Tabii yani onun daha ağır bir takım yaptırımları, daha ağır bir takım cezası olması lazım ki bunlar engellensin. Bu bağlamda önemli tabii ama yani bu fırsatçıları da bu şekilde çoğalması hakikaten yani insanın çok canını sıkıyor. Çünkü bu yeni bir şey değildi zaten. Var devam eden bir şeydi ama özellikle son günlerde, son aylarda bu yükselmesi. Bunu yükselme İstanbulluları ciddi rahatsız ediyor. Ve de böyle şey bir durum da var yani. Sadece hani para verip alma meselesi değil. Bir de bunların böyle kötü bir takım mandal durumları da var. Yani arabayı vermezsen para vermediğin takdirde lastiğini indiriyorlar. Arabanı çiziyorlar falan böyle bir takım zararlar da veriyorlar. Bir de böyle çok da böyle şey korkutucu bu şeyleri de hamleleri de var. Bunları da duyduk, bunları da işittik. Yani böyle işte tehditvari ifadeler falan kullanıyorlar. Valla şehir eşkıyası gibi adam bunlar yani. Hakikaten bildiğin şehir eşkıyası. Dediğiniz doğru. Bunun çözümü aslında daha basit. Daha basit derken yani en azından vatandaş görüşü olarak söyleyeyim. Çok daha ağır cezası olacak bunun. Gaspa girecek bu. Yani bunu böyle abi geldim para ve istemiştim zaten ben bakıyordum arabasının tekerini yıkayacaktım. Kurtulup da 100 binden ve kurtulmayacak bu. 108 lira. 108 lira kurtulmaması lazım. Bu gaspa giren bir hadiseyi. Onu o şekilde değerlendirmen lazım. Yani zorla bir adam istemeden de parayı veriyor. Çünkü arabayı bırakıp gidecek. Gideceksin yarım saat yoksun. Ne yapacağını bilmiyorsun arabaya. Yani oraya 20 lira vermektense 2000 liralık zarar tabii, çıkmasına yapıyorlar da, zorluyorlar. Yapıyorlar da. O yüzden bu resmen gasp etmektir bu. Yani adam istemeden de olsa bunu vermek durumunda kalıyor. Verenler de oluyor. Bir de böyle tehditvari ifadeler kullanılıyor. Yani bir an önce bunun çözüme kavuşması lazım. Şu videolar da ajanstan gelmiş. Yani böyle bir de tehdit eder gibi de konuşuyorlar. Yani herkes bildiği tabii bundan çok büyük sıkıntılar da çıkabilir. Yani bir gün birisi çıkar, çeker silahı, sen kimden para istiyorsun diye bilmem ne. Para vermediği için dayak yiyenler de var. Onlar da duyduk. Bunlar uydurma hikayeler değil. O yüzden bu şehir eşkıyalarını bir an önce bertaraf edilmesi lazım. Bunlar hortladılar tekrar. Ama lütfen bunu bunun en azından cezasını çok daha ağır dediğin gibi ağırlaştırın. Yani bunu başka bir şeye sokmak lazım. İstemiyorum ve paramı gasp ediyor adam. Şey yani. Var yani arabanın başına bir şey gelmiş olsa bile ya da çalınsa mınlısa anahtarı sen verdiğin için bu sefer sigortadan para alamama durumu da var. Yani. Tabii bir sürü sıkıntılar var. Tekrar gündeme getirmiş olduk. Son günlerdeki bu yeni düşen görüntülere binaen bunu söylemiş olduk. Yetkililere duyurduk. Peki. Dediğim gibi polis hakikaten bununla ilgili işte geçenlerde operasyon yapmıştı. Bayağı bir isim topla isim derken bayağı bir kişiyi topladı bu vaziyette değnekçilik yapanlar ama şey yok yani boşluk buldukları anda dediğim anladım, gibi tabii, caydırıcı da olmayınca evet, ceza o otomatikman ağır çıkıyorlar dediğim gibi yani çok ya gasp ya işte zorla. İşte zorla resmen zorla para alıyor adam işte evet, aslında bir doğru, bakıma yani sokacaksın gaspa 1,5 yıldan başlayacaksın yargılamaya bunun cezasını işte şeye çevirdikleri zaman yani hapis cezasını paraya çevirdiklerinde de atıyorum 3-5 bin lira para verecek adam. En az. Tek bir olay için. Çünkü sen gasp etmeye çalıştın diyeceksin. Onu gasptan yargılayacaksın falan. Ben tabii uyduruyorum. Anladım. Hukuk tekniği bunu çok daha iyi bilir ne yapacağını. Anladım. Durdurmak peki, lazım bunları. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın bu terör aşkı bir türlü bitmiyor. Bitecek gibi de gözükmüyor. Yani kendilerinin tanımış olduğu terör örgütünün isim değiştirmiş halinin de terör örgütü olduğunu söyleyen Amerika'ya, Amerika'da, Amerika Başkanı'na bu YPG teröristini Beyaz Saray'da ağırlayacak mısınız sorusuna cevap bile veremeyen ülke
sözcüleri ya da koalisyon gücü sözcüleri vasıtasıyla bu PKK'yı, PKK'nın uzantılarını olumlamaya, desteklemeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Kagins denilen bir albay. Bu albay içerisinde bizim de olduğumuz DAEŞ'le mücadele komisyonunun sözcüsü, Amerikalı sözcüsü albay Kagins. Bu zaten hani YPG ile terör örgütüyle, onun elebaşlarıyla falan görüşmelerini sürdürüyor, ziyaretler vesaire vesaire. Fakat bir adım daha öteye gitmiş. YPJ, bunların biliyorsun bin türlü üç harfleri var. Bu da kadın koluymuş PKK'nın uzantısının. PKK'nın uzantısı, YPG'nin uzantısı. Kadın kolu YPJ. YPJ biliyoruz onu. Evet. Bunun Kürtçe bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Uluslararası DAEŞ'le mücadele koalisyonun sözcüsü Miles Kagins, albay Miles Kagins şunu söylüyor. Aslan aslandır, hadişi hay erkek, tebrikler, çok yaşayın cümlesi. O çok yaşayın kısmı tabii geçerli olmuyor. O dua kabul olmuyor ki. Habire Türk ordusu geçen günde liseden 127 tane totalde çizik attığını açıkladı. Ama bunların bu terör seviciliği bir türlü bitmiyor. Dertleri, davaları Erdoğan'ın dediği gibi petrol olunca, bu petrolü bekçilik yapacak, kendilerine köpeklik yapacak kim varsa, tamam, bunları olumlamaktan, sırtlarını sıvazlamaktan geri durmuyor. Durmayacak. Ama en nihayetinde Türkiye'de üzerine düşeni yapıyor. 127 çiziği 1270'e çıkartabilmek adına var güçleriyle bu terör pisliğini temizlemek için uğraşıyor. Ama bir taraftan da bunu bilmekte, bunların hal, hareket, tavır ve tutumlarını gözlemlemekte de fayda var. Ya bunların yani o, yani bunların amacı böyle bu adamları keşfetmiş, insanlık adına bir kahraman keşfetmiş veyahut da böyle özel bir terör seviciliği falan yok bunlarda. Tanımaz adam bu Kagins'ler. Trump nereden bilsin? YPG, PYC bilmem ne. Burada bir başka bir hedef var ve bunlar da aktör. Bunlar da bunların karasal gücü gibi çalışan aktörler. Bunlar paralı lejyonerler. Bunlar teröristler. Ama bunlardan şeye bakmıyor yani. ABD bugün kendi menfaati olduğu zaman o adam kimle çalışıyorum, bu adam ne iş yapar diye bakmaz zaten. Umurumda çok pragmatik düşünüyor adam yani. Ha bu ne yapıyor? Türkiye zararı. Ya bana ne Türkiye zararsa. Oradaki petrole ben kontrol edebiliyor muyum? Efendim orada Rusya varken ben de hala orada olmak zorunda mıyım? Ve bunu da sağlayacak olan şu terörist midir? Hiç fark etmez benim için. Terörist de değildir. Hani böyle bir durum var. Yani bunu tabii bu da bir büyük bir skandal ama en büyük skandal aslında hani o Abdi Şahin'e o CENTCOM'un bilmem ne generali, CENTCOM bilmem ne sözcüsü birbirlerine böyle kutlamalar, bayraklar falan takıp çıkartıyorlardı zaten. Bu yeni bir şey değildi. O yüzden bunu devam ediyor bu politikaları. Çünkü kendi Orta Doğu'daki silahlı gücü gibi kullandığı tipler bunlar, bu teröristler. Maalesef böyle bir gerçek var. Bunu da Türkiye sıklıkla söylüyor ama Türkiye bunun böyle bir şey olması, Türkiye yaptığı operasyonda bir değişime gitmiyor Türkiye. Sonuçta yapacağını yapıyor Türkiye. Ama bunlar yani tabii aslında baktığın zaman da çok da kabul edecek şeyler değil. Hani evet. Karşında diyorsun müttefik ABD var bilmem ne falan. Yok dünyanın jandarması şu kadar güçlü, bu kadar güçlü. Ama Orta Doğu'da yaptığı iş işte bu vesayet savaşları dediğimiz şey, vesayetçi olarak teröristleri seçmiş adam. Mesele bu. Doğru. Şimdi tabii buralardan alıp getirip en nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlamam gerekiyor. Sana güzel gollük bir pas atabilmek babından. Herkes şimdi, gol atmış vallahi bu öyle açık paslar vermiş. Güneş Gazetesi'nin manşetinden yürüyerek hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hem de PKK'ya vermiş oldukları dolaylı desteği konuşmakta fayda var. Şimdi en son konuşmasında şeyi söylemişti. Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söylemişti. Dün biz bunu zaten yayınladık. Evet, maalesef. Kılıçdaroğlu'nun sözü olarak. Maalesef, böyle bir fakat, şey söyledi. Bir anlamda Türkiye ekonomisini batırmak, Türkiye'yi belirli bir noktalara çekip, diz çöktürüp, ekonomi üzerinden istediklerini yaptırmak isteyen ve bunun için vesayet kurumlarını kullanan rating kuruluşları ki bunlardan bir tanesi, yabancılar gibi içeride bir partinin genel başkanı da aynı cümlelerle Türk ekonomisini batırmak için kullanmış olduğu, sarf ettiği sözler hakikaten acı verici. Yani hani kabul edilebilir bir şey değil ayrıyeten. Şunu söyleyebilirsin, bak bunu biz de söylüyoruz. Hani yandaşın dibi olarak ifade ediyoruz. Dünya üzerinde ekonomilerin, dünyadaki ekonominin
kötü olduğu, bu ekonominin negatife doğru gittiği, Avrupa'da, Uzak Asya'da bazı ülkelerin eksi faizler verdiği, yani bankaya paranı yatırıyorsun, üste para veriyorsun noktalarda olduğunu. Herkes söylüyor. Bunun için hani ultra bir uzman ekonomist olmaya gerek yok. Bunları görüyorsun. Türkiye'de de psikolojik bir sıkışmışlık olduğunu ama bunun alınan tedbirlerle, önlemlerle üstesinden gelindiğini ki bugün gazetelerden bir tanesinde gördüm. Faizlerin indirilmesiyle günde satılan ev sayısı 1500'ü geçmiş Hikmet. Rekor kuruyor. Evet, bayağı arttı. Günde. Evet. 1547 zannedersen. Tabii canlanmanın göstergesidir bu. Aynen öyle. Buna rağmen eksikleri olduğunu düşünebilirsiniz. Siz bir partinin genel başkanısınız. Partinizin ekonomi kurmayları var. Bunların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde ağır aksak yönler neresiyse, hükümetin bu konuda bir hatası olduğuna inanıyorsanız bu açıklamaları yapmanız bir ana muhalefet partisinin genel başkanı sıfatıyla en doğal hakkınız. Bununla ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. Dediğim gibi bak biz de burada şey yapıyoruz, bir psikolojik sıkışmışlık olduğunu ama hükümetin çeşitli tedbirlerle, önlemlerle, açtığı kredilerle, düşük faizli yatırım planlarıyla hizmete sunularak bu psikolojik daralmayı, sıkışmayı aşmak için hamleler yaptığını söylüyoruz. Ki bunların da başarılı olduğunu görüyoruz zaten. Evet. Faizlerin düşürülmesi, Merkez Bankası'nın bu yöndeki çalışmaları vesaire vesaire. Ama kalkıp siz bu ülkede yabancı yatırımcı gelmez kardeşim, niye gelsin? Çünkü bu ülkede can güvenliği yok, bu ülkede mal güvenliği yok cümlesini kullandığın anda bu tamamen ekonominin aynen yabancıların söylediği gibi baltalamak, buraya ket vurmak adına yapılmış bir hamle olduğunu şimdi, net bir şekilde görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani... Ekonomi müdürümüzün bir cümlesi vardı, onu bir taraftan aktarmak istiyorum. Diyor ki her vesileyle yabancı sermaye düşmanlığı yaptılar geçmişte zaten diyor. Yabancı konut alsa ülkeyi yabancıya satıyorsunuz diyorlar. Yani yabancı sermaye nasıl gelecek? Dış yatırımcı nasıl Türkiye'ye yatırım yapacak? Ya fabrika kuracak? Kuruyor. Volkswagen örneğinde olduğu gibi. Ya ülkeden parasını burada bırakabilecek mal satın alması gerekecek. Ev satın alıyor. Bununla ilgili olarak sen kanunlarını düzenliyorsun, yabancı yatırımcı gelsin buradan alsın diye türlü hamleler yapıyorsun. Vay ülkeyi parsel parsel satıyor diyorlar. Özelleştirmelere gelen yabancı sermaye için de aynısını söylüyorlar. Sürekli satış iptal davaları açıyorlar, açmaya devam ettiler. AK Parti iktidara gelene kadar yılda yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırdığı para 1 milyar doları geçmiyordu diyor. Bizim ekonomi müdürümüz Sadi Özdemir'in ifadesi. Evet. AK Parti iktidarından sonra ortalama yıllık 10 milyar dolar oldu. Evet. Hala devam ediyor. Nasıl batıyor? Nasıl can mal güvenliği yokmuş? Yani yabancı geri zekalı mı? Yani ya, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yere niye gelip bu kadar yatırım yapıyor diye sen kaşlarımı sormak olarak lazım. Tabii Sadi açıklıyor olabilir. Olur tabii ki açıklıyor, doğrudur. Daha da fazlası vardır. Oturup konuşsak 2002'den bu yana kadar Türkiye'de yapılan şeyleri görsek yeterli olur. Hatta bizim gibi insanlara sorman lazım aslında bunu, bu işleri. Öyle teknik olarak tartışırsan şimdi CHP tek bir cümle seni yıkar götürür. İspatlayamazsın yani. Boşa, hep bu laflar boşa düşer. O da şu. Çocuk yatağa aç giriyor. Bitti olay abi. Koptu. Gidelim. Efendim millet çöpten yemek karıştıran kadın gördüm. Bak gördün mü? Türkiye bu hale geldi. Bitti. Sen ekonomisten resesyon, faiz bilmem ne. Konuştur. İstediğin kadar anlatıyorsun. Ya kardeşim bak gökdelenler var. Türkiye'de bilmem. Türkiye'de neredeyse vahşi kapitalizme doğru dönüyoruz. Yani Türkiye ekonomisi çok hızlı büyüdü. Hatta fazla hızlı büyüdü. Olur mu canım? Bak domates 10 lira oldu. Hadi al bakalım. Türkiye battı. Şimdi karşında böyle bir muhalefet var. Yani karşında seninle birlikte oturup da Türkiye'nin büyüklüğünü, hacmini, ekonomi tartışabilecek kapasite ve kalibre insanlar yok ki. Doğru. Tek bir cümle kuruyor adam. Bak ben yıllardır takip ederim. Baykal da böyleydi. Sakın bir niyetle Baykal'da böyle çok da müthiş bir siyasetçi falan görmesin. Kusura bakmasın. O zaman şartlarında iyi bir adam görünüyordu. Ama yani yaptığı siyasete baktığın zaman da gördük ne yaptığını, ne ettiğini. Ne zaman bir Türkiye bir hamle yapsa, bir şey yapsa, bir hakikaten dünyanın dikkatini çeken bir şey yapsa, IMF'deki standart anlaşmasına direnmesi gibi, tek bir cümleyle işi bitiriyor adam. Yani bugün algılar da bunun üzerine. Algı yönetimi çok enteresan. Olur mu? Bak canım çocuk işte adam aç kalmış, işini kaybetmiş, intihar etti. Bu ülkede insanlar ölüyor. Şimdi baktığı zaman, buradan baktığı zaman bunun üzerinden Türkiye'yi konuşuyoruz. Saatlerce manşet konuşuyoruz. Al, Sözcü'nün yaptığı gibi. Cumhuriyet'in yaptığı gibi. Bir gün evrensel, küresel, cinsel. Bunlar ne yapıyor? Algı yönetiyor. Yani bak kadın öldü. Bak köpek ezildi. Bak bilmem ne oldu. Yani toplum içerisinde olan her türlü olayı
Hep bu yönden sana ortaya koyuyor. Bir algı yönetiyor sana. Sen de buradan diyorsun ki bak IMF ile bilmem ne yapmadım. 3 tane büyük operasyon yaptım Orta Doğu'da. Başıma 15 Temmuz geldi. Bütün bunların, bütün bu felaketleri yaşadım. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Düşün ki ne yapıyoruz diye konuşuyorsun. Hepsi bir çırpıda gidiyor. Nasıl? Patates. Kaç lira? 5 lira. Konuşma abi diyor. Yani bak patatesi getirip bitiriyor işi. Ve hatta işte bu son günlerde yapılan şey. İntiharlar çoğaldı biliyor musun? Neden? İnsanlar ağaç. Şimdi bütün, sen şimdi bütün ekonomiyi buraya koydun, bitti zaten. Olay bitti. Kılıçdaroğlu'na ne yapacağız peki? Kılıçdaroğlu'na bunu beklemiyorsun. Peki, tamam yani, bunu biliyoruz. Ne yapacağız? Çözüm önerin ne? Ben bir de şunu söyleyeyim. 2002'den bu yana yapılanı görmen için bu Türkiye'ye, bütün dünyanın bakışına da bakmak lazım. Dünyanın bakışının önemini bize yaptıkları eleştiri ve hatta tatiflerle değerlendirmiyorum. Dünyanın Türkiye bakışını politikalarıyla değerlendiriyorum. Ne yaptıklarıyla değerlendiriyorum. O da şu. Ne demek? Şunu demek istiyorum. ABD Türkiye ile muhatap olmazdı ya. Kılıçdaroğlu haklı. Yani ne Türkiye'ye bir rica edeceğim bir şey yapacaklar o kadar. Almanya Türklerin bir derdi yoktu Almanya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi, tamam. O imajlar niye büyüdü? Şunu söyleyeyim. Ha, niye kavga çıktı? Sen şimdi ekonomi rakamları diyorsun, adam patates fiyatını vurup geçiyor bitti diyorsun. Ha, ama seçim. aynı mantık şöyle de geliyor o zaman. Sen şimdi Türkiye, Amerika Türkiye'yi ciddiye almazdı falan diyorsun. Şu anda Amerika'da... Almaz. Tamam, kabul ediyorum. Ama şu anda Trump'ın mesela Beyaz Saray'da konuşmasının yarısından fazlası Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Erdoğan süper, Erdoğan tabii, harika. Tabii. Ben onun hayranıyım cümleleriyle geçiyor. Muhalefetin buna yorumu aynı mantık üzerinden şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğru düzgün başkan yok ki. Tabii, bak işte olay ya, bunu da söyledi anda bitsin. Aslında bu verdiği örnek benim adam deli diyor anlatmak istediğim şey bu. Tamam mı? Yani yine senin gücünü örnek görmüyor. Tabii, o benim anlatmak istediğim şey aslında da bu. Yani siyaseti, algıyı bu şekilde yönetiyorsan, yani mesnede olmadan bir dayanaksız ekonomiyi konuşuyorsun, patatesle iş bitiyor. Yani şeyi düşünmüyor adam. Peki ben yani merak ettiğim mesela, ihracatımız 5 kat arttı baba. Tamam. Mesela 3 kat arttı, şu oldu bu oldu. Benim merak fark etmez ettiğim patates. Buna Hikmet Genç'in cevabı ne olacak o zaman? Hani zırva tevil götürmez diye cümleyi unutacak mıyız? Hafızadan silecek miyiz? Böyle bir atasözün olmadığını mı söyleyeceğiz? Çünkü söyledikleri hakikaten zırva tevil götürmez de eşit bir cümle. Nedir? Yani ekonomiyi anlatıyorsun ama patates şu oldu. Ya Amerika bak bizim önümüze neredeyse diz çökecek, adamlarla korakor mücadele ediyoruz falan. Başkanları manyak zaten. Gibi zırva tevil götürmez tabirinden argümanlar öne sürdüğünde Hikmet Genç'in cevabı ne olacak? Buyur. İşte, onun için ben bir cevap bu şekilde, ancak bunu ne olduğunu anlatabilirim. Benim cevabım yoktur zaten. Ben de dedim ki o zaman hani şimdi sen... Hani yazık değil bunlar. Ya, alın götürün falan şunu mı diyeceğiz? Adam, şunu söyleyen bir adam için ne diyeceksin? Bugün CHP'yi yönetmek Türkiye yönetmekten daha zordur. Ya Türkiye yönetmek, bir devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolaydır. Yani şimdi bu cümleyi kurdun. Bak hadi bakalım bunu altına anlat bana dese sorsan. Yani ulan Çin'deki Error mu vereceğiz? Ya ne yapacağız? Error mu vereceğiz? Yani ya bir parti yönetmekten, bir de enteresan tarafı işin şu. Daha da komik tarafı şu. Mevzuyu bu şekilde aldığım için oradan birkaç bir şey söyleyeyim. CHP'yi yönetmekten bahsediyor. Dünyanın en kolay işi yani. CHP'li vekil olmak, CHP'li siyasetçi olmak kadar konforlu bir şey var mı? Ben bunu yıllarca anlatıyorum. Hiçbir şey üretmeye gerek kalmıyor. Yani sen CHP'lisin. Meclise gittin. Ne yapacaksın? Şu. Abi red oyunu bekleyeceksin. Şu. İçinde ne var ne yok bakmayacaksın. Engin Altay bunu ifade etti zaten. Dünyanın en doğru işini yapsan da biz dünyanın en basit işini yapacağız. Nedir o? Muhalefet. Dünyanın en doğru işini yapıyorsun. Fark etmez. Şimdi ekonomi olarak sen bunu anlatıyorsun. Anlatmaya devam edeceksin. Ama şu var, ben demin oradan bitireyim. Hı hı. Yurt dışından, yani dünyaya ben hep bunu söylüyorum, hatta hep tavsiyede bulunuyorum. Türkiye'nin ne olduğunu ve ne olmadığını, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlamak için bir 18-20 yıllık bir arşiv gazetelerde ve dünya basından bir arşivi toplayacaksın, bir araya getireceksin. Ama iyi de Hikmet, ben de sana şöyle antisini söyleyeyim. Yani bunun kafasına cevaplıyorum. Şu anda mesela hani hedefin olan oy kitlesi, daha doğrusu oy verme potansiyelinde olan 18 yaşında geçmiş gençlerin, kardeşlerimizin 30 saniye patates, yani patatesle ikna edebiliyorsun. Yani dediğim gibi yani dikkatli olma süreleri işte cep telefonuna bak mesela, dikkat et YouTube'larda, tamam, Facebook'larda, şunlarda bunlara videoların saniyesi doğrudur. 45 saniye ya da 1 dakikaya geçmiyor. Yani dikkat alanları bu kadar. Tamam. Doğrudur. Sen bahsetmiş olduğun mevzu 45 saniye içerisinde boca edip yanlışını söylemen gerekiyor bir taraftan. Şimdi, şu var. Hayır, yanlışını bir şey söyleyeceğim. Yani sen bir adamın her şeye karşı kullanan bir adamın yanlışını zaten söyleyemezsin. Adamın kendi durduğu pozisyon zaten yanlış. Yani yanlış bir adamın yanlış söylemesini ne diyeceğim ben şimdi? Ontolojik olarak. Yani uzaylı bir adam gelmiş Türkiye'yi yönetemiyor diyor.
Ha bir uzaylı gibi. Gelmiş söyleyemiyor. Söylüyor. Ha Kılıçdaroğlu söylüyor bunu. O kadar. O diyorsun. Kadar kopuklar yani. Şaka değil bu. Peki. Ben de ona karşı böyle cevap verebilirim. Ama şunu yani özellikle altı çizerek söylüyorum. Hep gençliğe tavsiyede bulunuyorum. Aslında bu çok önemli bir sorundur. Yani 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisine sen Türkiye'yi anlatacaksın. Zaten adam doğduğundan beri AK Parti'yi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Ya başbakan olarak görüyor ya cumhurbaşkanı olarak görüyor. Böyle insanı ne anlatacaksın? Ne öğretebilirsin diye. Bunun çok basit bir tarafı var aslında. Bak çünkü teknoloji bunu da sağlıyor. Bir taraftan teknolojinin insan hayatını hızlandırdığını hep sürekli uçucu bilgilerle girip çıkış yaptığı için çok şey kaybettiğimizi ve kaçırdığımızı söylüyoruz ama diğer taraftan da geriye dönük okumada çok hızlı yapabiliyoruz. Diyorum ya bak tüm dünyanın Türkiye ile olan münasebetine bak. Türkiye'nin aktif politikasına bak. Türkiye'nin ihraç ettiği mallara bak. Türkiye'nin ekonomisi ve Türkiye'deki büyük yatırımlara bak. Türkiye'deki projelere bak. Ve Türkiye'nin tüm dünya ilişkisine bak. Bu adam şu düşünemiyor musun? Bu kafalar bütün dünyayla aktif dış politikamızı dünyada yalnız kaldık diye yansıtıyor sana. Ya dünyada herkes zaten yalnızdır. Her devlet kendi bekası için savaşır. Ha biz daha önce niye bunu görmüyorduk? Çünkü Türkiye bir şeyle savaşmıyordu ki. Türkiye egemenlik haklarını bırakmış bir ülkeydi. Bu bir gerçek. Bunu kabul edin. Bağımsızlığını kaybetmiş, egemenliği olmayan bir ülkeydi. Adam American Boys dediği gibi Amerikan oğlanları gelip Türkiye'ye darbe yaptırabiliyordu. 60 darbesi, 80 darbesi bilmem. Türkiye'yi sen yönetmiyorsun zaten. O yüzden sana Batı görev veriyor. Sen de rolünü oynuyordun. Şimdi Türkiye kendi rolünü kendi biçiyor, kendi yazıyor ve kendi oynuyor. Türkiye bir oyun kurucu. Orta Doğu'da nasıl oyun kurduğunu gördük. Bizim için bu bir hayaldi. Ama patates onlara. Ha, saman, hayatta saman diyor adam ya. Mesela hakikaten. Saman ithal ediyor. Söz yazdı ya. 375 bin euroluk saman ithal ettik. İki sefer. Bak toplam 700 bin euroluk saman ithal ettik. Evet, totalde 375 bin iki sefer. 100 bir 275 gibi evet. Hani istersen bu. İthal etmişiz. Ülkede saman kalmadı mesela. Ülkede saman kalmadı diye politika yapıyor bu adam. Yılmaz Özdil işte şey yapıyor. Köşesini alıyor. Ama mesela demiyor ki biz MPT 76 satıyoruz. Bizim için bu komedi. Bizim tek bir 40 kare vardı. Eski Çakar Almazlar gibi. Çalışmaz. 3 tane atar, 5 tane sıkışır. Bir tabancamız vardı bizim. Sen şimdi tank yapacaksın. Helikopter yapacaksın. Efendim F-35 gibi dünyadaki son nesil bir uçağın parçalarını yapacaksın. Buna ortak olacaksın. Düşünebiliyor musun? Benim bildiğim Türkiye'de. 80'li yılların, 70'li yılların, 80'li, 90'lı yılların Türkiye'si. Anayasa kitapçının 1,5 saniye havada kalmasıyla ekonomisi batan bir ülkeden. Efendim Samanlı'ya ithal ediyormuşuz. Değil mi? Yani, ne bileyim atıyorum Almanlar da karpuz olmadığı için içerek karpuz ithal ediyorsun. Şimdi salak mı bunlar yani? Japonlar biliyorsun toprak ithal ettiler ülkelerine. Toprak bırakmadınız mı dedi Japonlar. Yani bu kadar saman kafalı ki artık insanlar, muhalefet. O kadar basit hani her şey basitleşiyor, derinlik kaybediyor. Hiçbir toplumsal olayın bir derinliği kalmadı artık. İşte Google yüzünden her şey, bütün bilgiler uçucu hale geldi. Elhak doğru ama insan hafızası da şunu görmek zorunda. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için rakamlara bakarsın. Dünyanın Türkiye'ye bakışına bakarsın. Ve benim yaptığım gibi yıllar boyunca 18 sene yurt dışında kalırken Türkiye'yle ilgili tek bir haber bulabilmek için hem İngilizce hem de Arapça gazetelerde araştırıp bakardım böyle. Hani Middle East News diye bölümü açıp da böyle Türkiye'nin hakkında bir haber bulacağım diye bakarken bir baktık. Bütün dünya gazeteleri, dünya şeyleri, hatta şeyde Birleşmiş Milletler toplantısında en son bundan bir ay önce gururla bir açtık gazeteleri. O senin Washington Post'ları, New York Times'ları. Burada bir Erdoğan fotoğrafıyla dünya beşten büyüktür. Ya. İfadesi çıkmış. Yani dünya bunu görüyor. Erdoğan-Trump görüşmesinde Fransa'dan olsan bilgini zannedersen yani mesaj atmış. Görmeniz lazım. Hani bir uygun bir Wi-Fi bulayım da şu basın toplantısını internet üzerinden seyrediğimde uğraşırken diyor bir baktım bütün Fransa'daki Fransızca ve İngilizce kanalların tamamı canlı yayına geçmişler. Gün boyu da zaten mevzuyu konuşuyorlar tabii. Televizyonlarda. Oradaki gazeteciler de gördük, televizyoncular da gördük. Erdoğan şimdi, geliyor diye hepsi bir teyakkuza geçtiler. Şöyle bir şey var tabii ki Kemal Bey'e bunu Türkiye'nin anlatabilmek ihtimal dahilinde değil. Yani yardımcısının bizim işimiz dünyanın en doğru işini yapsalar bile muhalefet etmek diyen yardımcıya sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir şeyi duymak, dinlemek, işitmek elbette imkan dahilinde evet, değil. Bir yazı var. Bunu normalde almadım ama bunu buradan şey yapmış olayım. Süleyman Özışık'ın bir yazısı vardı. En azından derdimize tercüman olabilecek bir yazı derli toplu şey yapmış. Bu görüşmeyi izledince diyor basın toplantısında Amerika'daki meseleleri. Hani ben kendi adıma bir tweet paylaştım. Kendi payıma Cumhurbaşkanı'ndan razıyım. Allah da razı olsun. Ben kendi payıma ülkemin Cumhurbaşkanı ile gurur duyuyorum. Bence ülkesini seven herkes bu adamla gurur duyuyordur şeklinde mesaj paylaştım diyor. Peki niye yaptın bunu diyor.
Şundan dolayı diyor, senin söylediklerine ek olsun diye söylüyorum. Başta Graham, Lindsey Graham olmak üzere kaç gündür diyor yaptırım da yaptırım diye yırtınan senatörler Erdoğan'ın önünde bardak gibi dizilmişlerdi diyor. Böyle de görebilirsin meseleyi. Evet, tabii. Hoş geldiniz, hoş geldiniz seremonisi yapıyor. En kötü konuşanı dahi sizinle işbirliği yapmak istiyoruz. Kürtlerle çalışma konusunda bize destek verin diyor. Tutuklanacak denilen, özür dilemeye gidiyor denilen Erdoğan bu konuşmayı yapan senatöre dönüp Kürt derken YPG'li teröristlerden bahsediyorsunuz herhalde diyerek ayar üstüne ayar veriyor diyor. Senatör Graham'ı diyor biliyorsunuz Süleyman Özışık demiş Lindsey Graham. Türkiye'ye hiç kimsenin yaşamadığı bir gazabı yaşatacağız cümlesinin sahibi. Dün Erdoğan'ın huzurundan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk iş, yani o görüşmeden sonra yaptığı ilk iş, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını bloke etmek oluyor diyor. Kriz manyakları yaptırım geliyor derken Trump, ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarıyoruz cümlesini kullanıyor. Kaç defa Erdoğan'la bir araya gelmek benim için şeref cümlelerini falan bakınca diyor, bu adamın fanıyım hayranlıyım dediğini duyunca diyor, kaç kişi öfke nöbetine girmiştir, kriz geçirmiştir Türkiye'de, varın siz hesap edin diyor. Trump Erdoğan övgüler düzerken Cumhurbaşkanı Mazlum Kobani'nin mektubunu kendisine geri takdim ettim dedi. Ayrıca bir teröristi muhatap almasından dolayı üzüntülerimi de ilettim dedi. Her konuda konuşan Trump bu laf sokma karşısında belki de hayatında ilk defa konuşmadı ve sadece sustu cümlesini hatırlatıyor Süleyman Özışık. Buradan hani Erdoğan'a en azından bu ülkenin vatandaşları tırnak içinde söylüyorum, tebrik etmesi gerekirken ne demek takdim etmek? Ondan sonra şöyle yapmalıydın, böyle yapmalıydın diye akıl veriyor diyor. Şimdi dönüyorum şeye, burada yine aynı mevzuda. New York Times hiçbir lider Erdoğan kadar Trump'tan istediğini elde edemedi diye hatırlatıyor. Washington Post'un Beyaz Saray muhabiri daha önce Beyaz Saray'da 6-7 saat kalan ve üst düzeyde ağırlanan başka bir lider hatırlamıyorum diyor. CNN durur mu? Trump Erdoğan'a hayranlığı dışında pek bir şey konuşmadı diyor. New York Times gazetesi, Washington Post gazetesi, bir Halk TV, bir Sözcü, bir Oda TV eder mi kardeşim? Onlar bildiğin Erdoğan yalakası yayın kuruluşları. Washington Post, New York Times. Okuyacaksan bu gazeteleri, bu televizyonları izleyeceksin. Okuyacaksan Yılmaz Özdil gibi büyük yazarları okuyacaksın diyerek devam etmiş. Bunu defaatle söyledik. O nasılsa meseleyi Yılmaz Özdil, nasılsa meseleyi 1920'den alır, İzmir kordonundan döndürür. Varlığıyla onur duyduğu Ahmet Necdet Sezer'e bağlar ve en sonunda Atatürk'le bitirip sizi bir kez daha morfinler demiş. Morfinler, kucaklar, ondan sonra oradan da 2500 para da gaymede kazanır, cebine de atar, parayı da cukkalar ve tiyatrosunu yapar falan filan üzerine. Abiciğim bak bunu mevzuya da söylediğin için, çünkü oradan geldik çıktık, buna yazıya destek olsun. Bunlar genç arkadaşlar özellikle, tabii bir şey anlatamazsın yani, Kılıçdaroğlu anlatamayacak, anlatıyoruz. Ha, bu kafaya bir şey anlatılmaz zaten. Doğru. Yani dünyanın en kolay işi devlet yönetmek diyen bir adama her şey yani hani deliye her gün bayram değil mi? Bu siyasetçiye de her şey yönetmek kolaydır. Bir görüyoruz zaten nasıl yönettiğini. O başka bir hadise. Fakat olayın gerçeğini anlamak açısından bunu unutmayın. Bak orada da biz bunu anlattık bin defa. Yani şeyde gördük, New York'ta da gördük. O da şu. Dünya lideri derken kastettiğimiz bu arkadaş. Ha, dünya, bak bugün genç arkadaşlar. Bugün dünyanın en etkili liderleri, etkili insanları sıralaması yaptığın zaman tüm dünya Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Şu Babali kaşaloplarından, Babali dinlilerinin var ya şu sözcü mözcü yazarları gibi. Hı hı. Bunların söylemesine inanmayın. Bu adamlar düşmanlık olsun diye bunu yapıyor. Olumlu ya da olumsuz. Olumlayarak veyahut da karşı koyarak. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ya bir Türkler çok fazla olmaya başladılar. Yani Avrupa Birliği üyesi ülkesi olarak bizim bu medeniyet seviyemize gelmeye çalışan bu adamlar bize ayar çekiyorlar. Ve o yüzden zaten düşmanlık dedi ki bu zaten. Yoksa tanımaz. Ne tanır ne bilir. Almanı, Fransızı, İtalyanı, Belçikalısı, Hollandalısı. Türkiye'deki YPG, PKK bilmem ne, özgürlük, insan hakları falan. Bunda derdi yok Batı'nın. Doğru. Batı'nın derdi büyüyen bir yükseliş. Büyüyen bir Türkiye'ye karşı ne yapabiliriz, ne edemeyiz? Buna pazara giriyor. Doğru. Kurtlar sofrasına giriyor, korkusu var. İki tane mevzuyla bu CHP meselesini bitirelim. Diğer başkanımız var, onu konuşacağız. Bu Yılmaz Ateş'i partiden ihraç ettiler. Ya da onunla ilgili olarak karar alındı. Yılmaz Ateş kim? CHP'nin eski genel sekreterlerinden bir tanesi. Geçen bir televizyon kanalında bu FETÖ denilen pisliğe, illete, terör örgütüne herkes direndi. Bir CHP direnemedi cümlesiyle
şimşekleri üzerine çekmişti. CHP tarafından, CHP'nin gönderdiği şimşekleri üzerine çekmişti Yılmaz Ateş. Rauf Tamer, Yılmaz Ateş'in partiden ihracı neyi değiştirecek diye sormuş. Deniz Baykal'a kurulan o alçakça tuzağın peşini bırakmayacaklarını söyleyerek iş başına gelenler aradan 9 yıl geçtiği halde dönüp bir daha o tarafa bakmadılar diye hatırlatmada bulunuyor. Halbuki baksalardı FETÖ'nün siyasi ayağına dair belki çok önemli ipuçları bulacaklardı. Yılmaz Ateş'in ihraç süreci hafızalarımızı tazeledi. Tazelemez olaydı. 15 Temmuz'a adım adım nasıl geldiğimizi artık hatırlamak bile istemiyor insan. Çok aşağılık bir girişimdi diyor. Zor olan emeklilikte yaşa takılanların problemlerini CHP çözecek. Genel başkan dün söz verdi, çözecek. İktidar olmadığı halde çözecek. Milyarlarca lirayı nereden bulacaksa bulacak ve çözecek. Gördünüz mü? CHP yönetmek devleti yönetmekten daha zor diye hatırlatmış. İşten atılan belediye çalışanlarından da yine kim sahip çıkmıştı? Devleti yönetmekten kolay ne var? Marifet CHP yönetmek. 1946'dan beri tek başına iktidar olamıyorsa acaba hangi sebeptendir diye hatırlatıyor. Bir cümlede Ahmet Kekeş'ten okuyacağım. O da yine Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü hatırlatıyor. Namus sözünü hatırlatıyor. Ahmet Kekeç, senin vereceğin namus sözü bu kadar olur diye ifadede bulunuyor. Bugünkü köşe yazısında Ahmet Kekeç, seçimden hemen önce devre iktidarımızda kimse işinden atılmayacak demişti. Hem de namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyorum. Belediyeleri kazanır kazanmaz patır patır işe atmaya başladılar. Bu alanda başı İstanbul'un terli başkanı Ekrem Müdafaa İmamoğlu çekiyor deyip hatırlatmış. Gelir gelmez binlerce işçiyi kapının önüne koyduğunu söylüyor. Önce bu işler 23 Haziran seçiminden sonra kadroya alındı. Yalanını tutturamayınca işten attıklarımızın hepsi bankamatik işi yalanına sarıldı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatırlattığı mesele şu. Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişiminden birkaç ay sonra gazetecilerle bir araya gelmiş. Bir kitapçık var. İçinde 15 Temmuz darbesinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın isimleri yazıyor demişti. Namus sözü de vermiş miydi? Bir kesinlikten baktı ve konuştuğu için verdiği sözü namus sözü saymak gerekir diyor. Biliyorum demişti. Kitapçığın içinde 15 Temmuz darbesinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan isimleri yazıyor. Ben bu isimleri biliyorum demişti. Kim diyor? Niye açıklamıyorsun? Yani Ekrem İmamoğlu da sana darbe yapıp partinin başına geçtikten sonra mı açıklayacaksın diye soruyor. Ben o kitapçığı gözlerimle gördüm demişti. Ne oldu o kitapçığa diye hatırlatıyor. Unutmayacağız ve hem 15 Temmuz girişimcilerinin hem de onlara yancılık yapan ve bol keseden namus sözü veren siyasetçilerin peşinde olacağız diyor evet. Ahmet Tekeç. Bununla bitirelim bu meseleyi. Diğer başlıklarımızı şey yapalım. Sen Kadıköy İmam Hatip mezunuydun değil mi? Şimdi bir haber var. Bunları Sözcü'de, Cumhuriyet'te, şurada burada falan görmek çok zor da oradan gideyim hadi burada sana bir şeyim olsun. İmam Hatipli olarak İmam Hatipli evet. Hem sana hem İmam Hatipli kardeşlerimize biliyorlardır onlar ama hem de bu sayede izleyicilerimize aktarmış olalım. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Hak Yemez diye bir kardeşimiz var. İmam Hatip Lisesi öğrencisi. Cambridge'de üstün başarı ödülleri sınavında dünya çapında en yüksek puanı alarak Top in the World birincilik ödülüne sahip olmuş bu kardeşimiz. Kartal ya, İmam Hatip Lisesi öğrencisi. Cambridge Üstün Başarı Ödülleri IGCSE sınavlarında dünya çapında en yüksek notu aldığı için dünya çapında oluyormuş herhalde. Evet. Top in the World birincilik ödülüne sahip olmuş. Tabi Handan Aksu paylaşmış bunu da. Handan Aksu da yemin ediyorum çok tehlikeli bir kardeşimiz. Hmm. Hani Allah Handan Aksu'yu kimsenin düşmanı yapmasın öyle söyleyeyim. Demek ki neymiş diyor? Şizofren teyzeler başörtüsü zekaya engel değilmiş diyor. O oradan söylüyor. Kesinlikle. Bir başkası da hani Sözcü Cumhuriyet ve Oda TV'nin saldırdığı o okul diyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi meselesini biliyorsun. Bu Türk Hava Yolları üzerinden saldırmışlardı o okula. Evet. Bu diyor Sözcü Cumhuriyet ve Oda TV'nin saldırdığı okul diyor. Ama başarılarını haber yapmazlar. Özendirir diye işlerine gelmez diyerek şöyle siyasetten tabii, yani taslayılıp şey... Bir başarı hikayesini söylemiş olalım buradan Rümeysa kardeşimize kutluyorum. Tebrik ediyorum öncelikle. Bir de bunu defaatle söyledik. Yani bu başörtü meselesi yine gündeme geliyor. Maalesef böyle kötü bir şekilde gündeme geldi yine. Hep şizofrenler saldırıyor. Ne hikmetse bu başörtülere ya hastalıklı ruhlar saldırıyor. O yüzden ciddiye alınması falan diyorlar. Ama bu özellikle hastalığında böyle bir tanım var herhalde. Yani bir yer bir nevrotik depresyon, şizofreni falan bir tanısı varsa ilk önce işte halüsinasyon görüyorsun arkasından. Başörtülüye saldırıyorsun. Böyle bir şey var herhalde çünkü. Bunu abarttılar. İşin suyunu çıkarttılar da. Hı hı. Yemezler. Fakat ben burada şunu özellikle söyleyeyim. Yani bunlar
Bunlar gerçek. Bunlar sadece bununla kısıtlı değil. Türkiye'de bugün İmam Hatip mezunu olarak, yani bir ayrımcılık veyahut da üstencilik olsun diye söylemiyorum. Söylemeli. Ama şöyle bir gerçek de var. Her zaman söylediğim bir şey vardır. İmam Hatipler'de küçük Türkiye'de çok aydıncık yetişmiştir. Çok zor şartlarda, oluş çabası içinde olan insanlardı. Zor şartlarda şey yaptılar. Şimdiki İmam Hatipler'de belki de biraz bunun rahatlığı var. Belki o eski kalite, eski şey yok. Çünkü çok daha ağır şartlarda, çok daha zor şartlarda yaşadığın zaman ideolojik olarak daha güçleniyorsun, fikri inkişafın daha da iyi hale geliyor, bir derinlik kazanıyorsun. Ama şimdiler biraz daha rahatlar bu konuda. Biz 100 binlerden bahsederken şu anda 1,5 milyon üzerinde İmam Hatipli var. Ve bunu da görün yani. Tabii ki oradaki gönderme bence doğru olmuş. Allah aşkına, hani örümcek beyninin, yani ironik söylüyorum, yanlış anlamasın hanım kızımız. Tebrik ediyorum. Helal hoş olsun. Her şey, hani vatanın verdiği her şey sana helal olsun. Gurur kaynağısın. Ama işte böyle başörtlü, örümcek beyinli, bunlar kafası çalışmaz, basmaz, kafası kapalı. İşte bunlar bir tek dinci bilmem yobaz dediğiniz tipler. Sadece bunlarda değil. Geçenlerde bir tane vardı, bir fotoğraf vardı, paylaşmışlar. Türkiye'nin en iyi cerrahlarından bir tanesi. İşte sakallı falan, cübbeli mübbeli bir adam. Hani görsen sokakta, Yılmaz Özdil görse taşlar bunu. Şeytan taşlar gibi. Ama en iyi cerrahlardan bir tanesi. Öteki başka bir şey. Yani bu insanların kılık kıyafetle uğraşmayın derken bunu kastediyoruz yani. Bu okullardan da böyle üstün zekalı insanlar çıkıyor. Hatta çok da iyileri çıkıyor. Hatta geriden geldiği için çok fazla çalışıp da kendini geliştirenler var. Bizim şey Taceddinler gibi burada okuyamadığı için gidip zorunlu bir şekilde mecburen birkaç dil öğrenip Avrupa vizyonu gidip de gelenler de var. Sizin sayenizde oldu bunlar. Hakikaten onların sayesinde oldu. Komşuları sahibi yapar. Tabii. Sahibi. Daha da iyi. Yani bir klasifikasyonu geçen birçok böyle insan var. Maalesef bunlar dinci. Maalesef namaz kılıyorlar. Maalesef sizin gözünüzde maalesef. Allah inancı olan insanlar. Böyle ultra laik, kökten çağdaş değiller. Ama dünya bunları böyle kabul ediyor. Biz siz de şunları kabul edin artık. Yok, onu kabul etmezler. Yani biz, hani biz en azından bu grubu heykel paylaşalım. Heykel önünde durmak, bilmem ya, ne yapmakla bunları... insan böyle inkişaf olmuyor. Öyle. Eski yerli malı, yurdun malı diye çok bağırınca şimdi insan bak, büyümüyor. Böyle bunlar, büyüyor insanlar. Bunlardaki bu kafa şuydu eskiden. Türkiye böyle büyüyor. Başörtülü lisan bilmez, başörtülü okul okumaz, başörtülü anasının babasının zoruyla başını örtmüştür. Kendi tabii. Kararı, iradesi gericidir. Yoktur, gericidir, örümcek yobazdır. Kafalıdır, yobazdır vesaire. Basmaz. Vesaire. Boludan anlamaz. Şeyi hatırlıyorum, TGRT'de çalışıyordum o dönemde. Bir Danimarkalı Gelin diye bir film yapmışlardı. Oradaki bir yani Müslüman olan, daha sonra Müslüman olan bir kadına bakış açısını falan bahseder. İşte yolda görüyorlar, İngilizce konuşunca şaşırıyorlar falan diye. Şimdi bu kızımızı da az önce senin dediğin gibi Yılmaz Özdil falan görse aşağılar. Yani görmesine de gerek yok zaten. Bilmem. Bu şeylerden yapıyor diyor. Aynı mantıkta biz sadece buradan Rümeysa Hakimes kardeşimize tebrik edelim. Ha, bunları aşağılıyor, unutmayalım yalnız. Bunları aşağılayıp da kendi çok sevdiği bir kitlesi var. Ona da Japon derisi tükürüklü diye 2005'te çakıyor. Onlar da o kadar akıllı çağdaşlar. Bunu sana söyleyeyim. Yani eteği giydiğin zaman bunu söylemek zorundayım. Mini eteği giydin mi baba? Şeyde çeşmede alemlere akıyor musun? Akıyorsun. Güzel de alkol kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Çağdaşsın. Dans da yapıyorsun. Kafa basması önemli değil. IQ 90 problem göre değil. Tabii yani herkesi de. Yılmaz Özdil'e göre böyle. Çağdaş kriteri bu. Evet, heykel yapıyor musun? Doğru. Heykel yapıyorsun. Önde duruyor musun? Duruyorsun. 2005'te kitap bir tane leblebi havada yakalardı kelimesi alıyor musun? Al sana çağdaşlık. Bunu Rümeysa ve Yobaz. Bunlar şimdi, böyle anlık anlayışları bu. Normal şartlar altında kendisi yobaz dediğim gibi yani geniş biz insanı. Neyin ne olduğunu söyleyebilmek adına bunu paylaşıyoruz. Yoksa kızımızın Kartal İmam Hatip Liseli olması ya da başka bir şeyden. Çünkü mesela Fen Lisesi mezunu da çok başarılı kardeşlerimiz vardır, var. Tabii canım. Ona gençlerimiz var. Tabii. Normal Anadolu Lisesi normal deyince bu anormal oluyor falan ama öyle dendiği için söylüyorum. Yani işte artık her şey Anadolu Lisesi oldu evet. Galiba. Normal kalmadı. Değil mi? Normal. Evet. Anadolu Lisesi galiba. Düz lise mi oluyor ne diyor bilmiyorum. Ya da Fen Lisesi'nden galiba. Mezun olan. Halbuki önceden diyorduk ya Esnaf, teknik tabii, lise normal lise normal, falan diyor. Normal lise. Böyle anormal. Batik anormal. Böyle oluyor. Eğitim böyle anormal. Anlayamadığım için, şey yapamadığım için o kelimeyi kullanıyoruz mu mecburen? Dediğim gibi mesele bu kız kardeşimizin, bu gencimizin başörtülü olması ya da Kartal İmam Hatip mezunu olmasını özellikle vurgulamamızın sebebi bunların yapmış olduğu ayrımcılığa dikkat çekmek için. Çünkü bunlar az önce senin söylediğin, kendilerinin tarif ettiği modern insan şablonunun tabii. Dışında kalanlar bunlar. Tabii. O yüzden iyi değil onlar. Köpük partisi onun lazım. Onun için biz de bunlara şeyi söylüyoruz. Özellikle Kartal İmam Hatip'i vurguluyoruz. Başörtülü gencimiz, kardeşimiz, bu ülkenin evladı diyoruz ki
bunların ayrımcılığına dikkat çekmek için. Evet. Yoksa dediğim gibi Fen Lisesi'nden evet. mezun olan da hakikaten çok başarılı gençlerimiz var. Anadolu Lisesi'nden de, İmam Hatip'ten de, ama şu diğer teknik liselerden de. Geçen şeyi anlattım. Bizim sitede oturan bir genç kardeşimiz, lise son sınıf öğrencisi, MIT burs verdi. Gel burada bitir, biz de üniversiteye başla diye. Bak, dünyanın büyük teknik okullarından en kıymetli. En önemli okullarından, MIT'den. Zor telaffuz da istersen. Massachusetts Institute of Technology. Buradan çağırdılar. Tamam mı? Çok güzel. Bakmıyorlar. Aa, bu başörtülüymüş ya. Biz MIT'ye çağırmayalım bunu. Gerek yok falan demiyorlar. En nihayetinde başın içindekiyle ilgileniyorlar. Tabii. Ama bizim burada Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Özdil. Evet. Yobazlar, gericiler. Kemal Bey yani oradan çıkartayım. En azından siyasi bir kimliği var ama Yılmaz Özdil ve Yılmaz Özdil türevi evet, tiplerin evet. yaptığı iş tamamen etiketlemek. Etiket üzerinden yorum yapmak ve genellemek olduğu için. Çünkü Yılmaz Özdil kafası ilkel. Yani düşünce ilkel. Onun ilkelliği de şeyden geliyor. Kemalizm adı altındaki bir kafaları var ya buna, Kemalist düşünce. O da şu işte, bu heykele şey tak, kağıt tak, önünde secde et. İşte kitap ha, sat. Bilmem ya. Ne yap. Böyle yaptığın zaman çağdaş oluyorsun. Ha ülkeyi başkası yönetiyormuş. Eloğlu gelip yönetiyormuş. Amerikan emperyalizmi varmış mı? Hiç fark etmiyor bunlar için. Öyle bam hikaye bunlar. Hepsi palavra. Çeşme olsun diyorsun. Çeşme özel bir hedefimiz yok. Abi Ege sahillerinde herhangi bir yerde, Türkiye'nin en güzel yerinde villan var mı? Var. Rahat rahat kafayı çekebiliyor musun? Çekiyorsun. Köpük banyosu yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Biraz da buzlu badem lazım. Onu da koyabiliyorsun. Koyuyorsun. Ha, ondan sonra bir de şu lafı çok güzel söyleyeceksin. Köylü milletin efendisidir. Anadolu'yu çok seviyoruz. Anadolu rock. Yapacaksın. Ne? Ya füze yapacaksın. Uçak yapacaksın. S-400'müş. Ruslarla kavga. Bunlarla kavga. Bunların işi değil ya. Bunun yapacağı çağdaşlık şu. Buna kafayı takmaz. Bunların bunu ayrımcılığı yapacağım. Ben onu ayırıyorum ben buradan. Kendim onları. Ben ayrımcıyım burada. Bunların çağdaşlık anlayışı şu. Abicim şöyle öyle bir batılı gibi yiyebiliyor musun? Açabiliyor musun oranı buranı? Ben öyle görüyorum. Ha açtı tamam. Bir de alkol alıyor musun? Çünkü bunu Yılmaz Özdil yazdı. Bir defa bira içseydi Türkiye daha iyi olur dedi. Alkol alıyorum. Heykele saygın var mı? Var. Efendim bilmem sigarete bak o da güzel. Bir de bu tuvalet kağıdı gibi uzatıp secde ediyor musun? Ediyorsun. Bitti baba sen çağdaşsın. Baba dünya bizi yönetiyor. Biz şey değiliz ki, nedir, Monaco prensliği değiliz ki, biz koskoca 82 milyon devlet, yıllar bilmem ne. Hiç önemli değil baba. Ama yeter ki Ankara'ya poturlu şalvar adam gelmesin. Biz modern ve çağdaşız. Ha bir de çocuğumu bakkala göndereyim. Bir tane rakıyı gazete kağıdına sarsın. Sen ne güzel rakı içerdik tel gibi. Al sana çağdaşlık. Öyle. SİHA yapıyorsun, İHA yapıyorsun. Altay tankıymış, bilmem neymiş. Ruslarla ortak bilmem ne çalışması. Amerikalılarla F-35 çalışması. Bilmem ne var. Bunlar senin işleri değil kardeşim diyor ya. Bunların dünyası başka. Bunların hani bu şeyi kabul etmediğim bir şeydir ama kendi ifadeleriyle söylüyorum. Yoksa yoktur öyle bir şey. Homo sapien var ya hani bunların ilki. Bu kafalar bu insanlar. Bu Türkiye'deki faşizan stötikonun 1930'lu 40'lı yıllardan kalan o stötikonun çocuklarıdır bunlar işte. Ve onların çağdaşlık anlayışı bu. Kızdığım şey ise şu. Belki buradaki yanına yakala söylemiş ama bu işi bununla alakası yok. Çağdaş ülke olmak demek bir meydan okumanı olması demek. Üretim demek. Kılıçdaroğlu üretimden bahsediyor. İstanbul'u seçtirdiği adam kapatma töreninden bahsediyor. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Dünyanın en basit işi diyor ya ülke etmek diyor. Ha böyle yönetilir basit. Dediği işte bu. Bak böyle diye yönetmeyeceksin. Bol heykel yapacaksın basit. Heykel yapanlar var. Onu yap bunu yap. İş bitecek abi. Peki. Şimdi bir İstanbul'da bir gösteri vardı. Hürriyet gazetesinden okuyorum. Burada Ahmet Hakan da zaten köşesinde yazmış. Ne gerek vardı diyor. Polis aşırı güç kullanmış Ahmet Hakan'a göre. Hiçbir şey kullanmamış. Şeyde de haberde de Ahmet Hakan bu üç tane eylemci hemen polis yanına geliyor. Orantısız müdahale yapıyorlar. İtme kalkma yere düşürme falan. Taksim Göbeği'nde üç gence kallavi bir devlet dersi veriliyor. Ne gerek vardı buna cümlesini ne kullanıyor yapacaktı? Köşesinde devlet. Ama haberde de polisin açıklaması var. Şimdi bu üç tane göstericinin bu dönüyor dolaşıyor mesele şeye geliyor Hikmet. Yani hırsızın hiç mi suçu yok noktasına yok. Geliyor. Biz burada hırsızın kim olduğuna bakalım. Yani polisin bu konuyla ilgili orantılı orantısız güç kullanıp kullanmadığı meselesini polis kendi içerisinde zaten müfettişleriyle değerlendirme yapıyordur. Ama mesela bence bunlardan bir tanesi Suriye'de TSK tarafından öldürülen teröristlerden bir tanesine güzellemeler yapan Cansu Kalender. Kod adlı bir ya Cansu Kalender kod adı mıdır yoksa Twitter'daki bilmiyorum. İsmi bu. Bir diğeri Şirin Yıldız mesela.
meclise Bili Ağbaba'nın meclise soktuğu terörist kızın göstermiş evet. Evet. Ceren bilmem ne. Evet. Kodladım onu. TSK tarafından öldürülmesi sonrasında ona metiyeler düzen. Bu YPG'lilere metiyeler düzen. Şirin Yıldız mesela bunlardan bir tanesi. Bunlar eylemi yapan bunlar. Yani. Bunları eylemi yapıyor. Şimdi şey şu. Bu ülkede hani bunlar diyorlar ya ya burası kanunlar ülkesi olmalı. Herkes kanunlara uymalı etmeli falan cümlesini kullanıyorsun. Sen şimdi Taksim'in meydanında ve polis tarafından da muhtemelen biliniyor bunların kim olduğu zaten. Bu vaziyette bir eylem yapmaya kalktığın anda Rabia Naz'la ilgili yapıyorlarmış. Yani Rabia Naz'la değil kimle ilgili bunun yaparsan yap. Onlarla değil başka bir şey yok. Hani onunla ilgili de konuşulacak mevzular var da devam ettiği için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Biliyorsun geçen görgü şahitlerinden bir tanesini ben milletvekili yardımcısıyım diyerek evinden alıp süründürerek yerde nasıl süründü gösterdiği videoya çeken ve böyle olduğu iddia eden sürünen kişi söylüyor görgü şahidi. Bir kadın vardı. O kadının da eski Cumhuriyet Gazetesi muhabiri olduğunu biliyorsun değil mi? Böyle bir hikaye de var yani şimdi bunu... Yandaş medyadan birisi yapmış olsa neler neler söyler. Neyse geçin burayı çok fazla konuşmaya gerek yok. En nihayetinde hem vakit de kalmadı ama şu görüntülerde insanın soracağı şu soru geliyor hemen peşinden Ahmet Hakan'a da. Yahu hırsızın hiç mi suçu yok? Yani polis orantılı orantısız güç kullanmış etmiş falan. Bunu dediğim gibi yani orantısız güç kullanıp kullanmadığını ben şu fotoğraf karesinden anlayabilmemin imkanı yok. Öncesinde neler oluyor bitiyor onları da bilmemin imkanı ben yok ama en nihayetinde bunların mimli olduğu... Polis tarafından bilinen PKK denilen terör örgütünün sempatizanları olduğu bilinen bir gerçek. Evet. Burada Rabia Naz maskesi altında bir şeyler yapıyorlarsa tamam mı? Polis de buna müsaade etmemek kanunlar çerçevesinde en doğal hakkı. Dağılın, dağılmazsan gereğini ben böyle yaparlar. Ben gördüm o adamı. Bir kısmı, yani kısmen gördüm bu görüntülerin bir kısmını. İzledim. Yani bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu kamuya açık bir alanda sen geldin bilmem ne slogan atacağım. Bağırıp çağırıp gideceğim. Buna karışmayın falan. Ya bu ergen hareketlerini, tavırlarını bırakalım arkadaşlar. Yani bak onlar ergen olabilir. 18, 20, 25 fark etmez. Kamu düzeni vardır. İster bir başka bir şey için, ister PKK için, ister başka bir şey için. İsterse iyi bir şey için. Bak yine olduklarını sen söyledin ki bunlar da gerçek, bunlar şaka değil. Bunların Twitter hesaplarında güzelleme yapıyor. Kime yapıyor? PKK'ya yapıyor. Ya bunları kurtarmak lazım bu gençte bir defa. Bu sempatizanlıktan. PKK'nın her neresinde duruyorsa bu insanlar. Yanlışı mı yoksa eylemi bilemiyorum. Ama şunu lütfen yapmasın. Veli Ağbaba'nın meclise soktuğu 3 ay sonra falan dağda öldürülüyor. Dünyanın en zor işini yapıyor ya. CHP böyle yönetiyor zaten. Evet, yani bugün Taksim'de sözde özgürlükler adına gösteri yapanların aynen Veli Ağbaba'nın, CHP'li Veli Ağbaba'nın meclise sokarak tıp öğrencilerine bilmem destek için soktuğu kızın 3 ay sonra TSK'nın karşısında öldürüldüğü gibi bunların da 3 ay sonra yine dağda TSK'nın karşısında şimdi, öldürülmeyeceği garantisini kim veriyor? Benim tahammül etmeme hakkım niye var biliyor musun? Benim vatanımın evladı, benim askerim şehit oluyor orada. Bir başka bir şey var orada. Onu incitecek bir şeye ben izin verir miyim? Hiç vermem. Doğru. İkincisi valla polisler hiç orantısı güç falan kullanmamışlar. Hiç öyle bir şey yok. Eyvallah, siz gidin bakın Fransa'dakileri saçından tuttuğu gibi kaldırıyor kadını böyle indiriyor yere. Hiç orantısı güç öyle bir şey. Bayağı ikna etmeye çalışıyor. Çekiyor, ediyor, yok. Zarar görmesin diye tutup kıvırmaya çalışıyor. Bunları bir tekrar tartışmayalım. Gezi ayında çok tartıştık bunu ama bunun ucunu almadığı takdirde ben de çıkıp dışarı kazlar için başka bir şekilde yürüyüş yapıyorum. Sen başka bir şey yürüyorsun. Sonra polis niye orantısız güç kullandı? Yürü manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Kenç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz efendim.